arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Buket Koç. Retinitis pigmentosa, hakkında tok karası hastalığını yaşayan biri olarak bugün sizlere arkadaşlar gözlüklerimle ilgili video çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, retinitis pigmentosa hastalığında gözlük gerçekten işe yarıyor. Şu anlamda yarıyor, detaylara girecek olursak. Arkadaşlar, güneşli havada kesinlikle göremediğimi sizlere söylemiştim. Katarak olduğundan dolayı görme zorluğunu bayağı bir yaşıyorum arkadaşlar. Güneş aşırı derecede gözlerimi alıyor. Hatta dışarı çıktığımda bir değil iki gözlükle dışarı çıkıyorum. Ne olur ne olmaz diye tedbir amaçlı yedek gözlüğümü de yanıma alıyorum arkadaşlar. Resmen hayat kurtarıyor diyebilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, aldığım, tabii ki de kullandığım güneş gözlüğünün de güneş ışıklarını kırması kesinlikle gerekiyor. Kaliteli bir gözlük camı olması gerekiyor arkadaşlar. Hani tabii maddi gücünüz el verdiği kadarıyla alın diyeceğim ama kaliteli bir gözlük de gerçekten ucuz olmuyor. Yani bu gözlüğü taktığım zaman, yani dışarı baktığımda detayları çok net bir şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Yani bir arabayı, ne bileyim, yoldaki bir kediyi, köpeği, insanların yüzünü tabi tanıyamıyorum ama bir insanı, kılığını, kıyafetini, saçını, her şeyi görebiliyorum arkadaşlar. Bu güneş gözlüğü benim için var ya, inanılmaz bir şey kesinlikle. Tabi katarağınız da varsa gerçekten ciddi anlamda hayat kurtarıyor diyebilirim sizlere. Arkadaşlar, onun dışında tabi ki televizyon izlerken arkadaşlar kullandığım gözlük bu gözlük arkadaşlar. Teleskopik gözlük. Arkadaşlar, bu gözlüğü taktıktan sonra tabii bu gözlük kesinlikle uzak için. Arkadaşlar, uzaktan mesela televizyona baktığımda televizyon ekranındaki insanların yüzünü, onlar gülüyor mu, tebessüm mü ediyor, elini mi kaldırıyor, telefonla mı konuşuyor vesaire, detayları net bir şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi biraz farklı bir gözlük. Tabii ki dediğim gibi arkadaşlar, uzağa görebiliyorsunuz. Yani bu gözlükle uzağa görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yakını göremiyorsunuz. Gözlüğün adı teleskopik gözlük arkadaşlar. Bununla da ilgili bir detaylı bir sunum hazırlayacağım biraz sonra. Onun dışında arkadaşlar, gözlüğüm gördüğünüz gibi klasik bir gözlük gibi duruyor. Arkadaşlar, benim gözlüklerim dereceli değil, numaralı değil arkadaşlar kesinlikle. Yakını veya uzağı görmekte kesinlikle bir kolaylık sağlamıyor. Çünkü gözüme denen gözlük dereceleri, numaraları vesaire hiçbir şekilde işe yaramadı. Arkadaşlar, bu gözlüğümde ne işe yarıyor diye sorarsanız eğer, arkadaşlar, bu gözlüğün içerisinde mavi cam içerisinde geçişler var. Yani bu mavi camla arkadaşlar dışarıdaki güneş ışığını, televizyon ışığını, telefon ışığını, ampulü, led ışıklarını falan, göze zarar veren ışınları kesiyor arkadaşlar. Ve televizyona baktığınızda ya da dışarıda yürüdüğünüzde falan da çok rahat ediyorsunuz arkadaşlar. Daha belirgin hale getiriyor. Renkleri daha belirginleştiriyor. Yani baktığınızda gözümüze zarar veren ve şöyle bir şey oluşuyor arkadaşlar. Bu gözlüğü takmamdaki bir neden de sanki gözümü dinlendiriyor gibi hissediyorum. Hani böyle gözlüğü taktığımda, televizyonu seyrettiğimde ya da telefona baktığımda arkadaşlar, bazen teleskopik gözlüğü takmıyorum. Mesela bununla bakıyorum. Yani gözlerim hiç yanmıyor, ağrımıyor. Gözlerimin yorulduğunu hissetmiyorum. Tam aksine gözlerimi dinlendirdiğini hissediyorum arkadaşlar. Ama tabii ki bu gözlük camımı da doktora gösterdim. Doktorum mavi geçişli bir cam. Bunun turuncu olanını al dedi arkadaşlar. Bunun da adını, turuncu olanın adını da yazacağım sizlere. Göreceksiniz arkadaşlar. Böyle bir gözlük çeşidim var. Arkadaşlar, tabii ki de retinitis pigmentosa hastalarının bazılarında gerçekten ciddi anlamda dereceli gözlük de işe yarayabilir. Ama bazılarında maalesef ki işe yaramıyor. Bende de aynı şekilde dereceli gözlük işe yaramıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde görmemi kolaylaştırmıyor. Ben de gördüğünüz gibi bu gözlüklerden faydalanıyorum. Siz arkadaşlar benim gibi aynı durumu yaşıyorsanız eğer, televizyonu görmekte zorlanıyorsanız eğer, ki dediğim gibi ben arkadaşlar merkezi göremiyorum. Ben merkezi göremiyorum. Onun için televizyonu görmekte zorlanıyorum arkadaşlar. Teleskopik gözlüğünü taktığımda televizyonu çok rahat bir şekilde görüyorum. Dışarı bakmak istediğimde de gözlüğü taktığımda çok uzaktaki bir şeyi bile görebiliyorum arkadaşlar. Onun dışında günlük hayatta rutin, çay içersin, kahve içersin, sohbet esnasında da arkadaşlar dediğim gibi bu göze zarar vermeyen, ışınları kesen gözlük camını kullanıyorum arkadaşlar. Kesinlikle bu gözlüğümün de faydasını inanılmaz görüyorum. Siz de hani derecesi yok dediğim gibi arkadaşlar, bunu dereceli de kullanabiliyorsunuz. Yani göze zarar vermeyen gözlük camı mavi geçişle. Tabii bunun turuncusunu alacağım. Bununla da ilgili size tekrar video çekebilirim arkadaşlar. Güneş gözlüğünde aynı şekilde, zaten normalde sağlıklı insanların da güneş gözlüğü kullanması gerekiyor. Bunları siz de biliyorsunuz.
Hele bir de gözünüze katarak varsa arkadaşlar bence kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Detaylı bir şekilde teleskopik gözlükle ilgili nasıl gördüğümü şimdi videosunu paylaşacağım. Kanalıma abone olur ve like atarsanız çok sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız eğer gelecek videolardan haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Şimdi teleskopik gözlük videomuza geçiyoruz detaylara. Arkadaşlar gördüğünüz gibi teleskopik gözlüğünü taktığımda böyle bir hale geliyorum. Dışarıdan bakıldığında gerçekten çok farklı görünüyor olabilirim arkadaşlar. Ama şu anda kamerayı gayet net bir şekilde görebiliyorum. Yani gerçekten ciddi anlamda çok faydası oluyor. Şimdi gözlüğün arka tarafına geçip çekmeye çalışacağım. Nasıl gördüğümle ilgili bakalım becerebilecek miyiz? Şimdi devam ediyoruz.